Efendim, merhabalar efendim. Saat 5, 5'te 5'te. Tam 5 çayında Enver Aysever ve ben yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi gündemi konuşacağız ama biz anca derleyip toparlayabildik. 5 madde, herhalde 55 madde çıkardı değil mi Enver Tabii Aysever? gündemin en güzel tarafı mesela 1 saat 2 saat uykuya daldığınızda kalktığınızda Türkiye değişmiş oluyor. Hep bir Tabii. gündeme oturmuş oluyorsunuz. O yüzden sürekli istim üstünde olmamız gerek. Demek ki bizim genç olmamızın, dinamik olmamızın kaynağı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve uygulamalarının bizi sürekli zinde tutacak şekilde. Bilinç hep uyanık Bilinç kalıyor. hep uyanık. Başımıza ne gelecek son anda falan diye. Hatta uyurken bile arada haberleri acaba ne oldu, ne bitti falan diye böyle bir gün oluyor mu sende de Ben de çok bilmiyorum. oluyor. Haberle uyuyup haberle kalkmak. Bu mesleki deformasyona döndü aslında. Yani şöyle bir yürüyüş yapayım, denize bakayım falan yok. Sen denize bakarken ülkede kim tutuklanmış mesela, kimin hakkında bir iftira kampanyası başlamış, bunları her an yaşayabilirsin. Ya da Evet. tarih nerede çarpıtılmış. Mesela durup dururken Bahattin Mustafa Kemal'i görevlendirmiş olabilir 100 sene sonra falan. Her şey mümkün. Her şey mümkün, Her evet. şey mümkün. Her şey olabilir. Peki o zaman birinci maddeyle başlayalım. Bakalım bugün beşi tamamlayabilecek miyiz? Nerede kalacağız? Bir başardık, bir kere Bir kere başardık bunu ama başardı. bakalım yeniden başarabilecek miyiz ya da ne zaman başaracağız? Efendim birinci maddemiz nasıl ifade edilir bilmiyorum ama ben bir küçük hatırlatmayla başlayacağım. Tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı hayatını kaybeden babasının cenaze törenine sivil bir jandarmayla ve eli kelepçeli olarak getirilmişti. Konu neydi? Bir küçük hatırlatma yapalım istersen Enver. 12 Eylül 2017'de Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarına yönelik düzenlenen gözaltı operasyonunda işte önce 10 avukat alınmıştı, sonra 16'ya çıktı ve en sonda 17. kişi olarak Selçuk Kozağaçlı tutuklanmıştı. Sonra tahliyeleri gerçekleşti. Sonra hemen ardından tahliye edilen tüm avukatlar yeniden tutuklandı. 37. ağır cezada yargılanmışlardı diye hatırlıyorum. Ve Selçuk Kozağaçlı geçtiğimiz günlerde babasını kaybetti. Ve bence o fotoğrafı bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın fikrimi de söyleyeceğim ama şu anda izleyicilerimiz de ekranda görüyor. Bir eli kelepçeli babasının mezarı başında. Bu görüntüyü tanımlamaya insanlık ayıbı demek yetmez kanaatindeyim. Senin kanaatin nedir? Şimdi şöyle, biz Türkiye'de belleğimizi diri tutmakla yükümlüyüz hepimiz. Çünkü Türkiye'de olaylar çok çabuk olduğu için acılar da ardı ardına geliyor. Ve Evet. ardı ardına gelen acılardan dolayı da insanlar çabuk unutuyorlar. Halbuki unutmamamız gerekiyor. Unutmamamız gereken meselelerin de bir mantığı var. Ben bu meseleye insani ve duygusal tepkinin yanı sıra bir bellek oluşturması açısından bir tahlil yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Mesele şu, önce şunu söyleyeyim. Çağdaş Hukukçular Derneği, netameli davalara bakan, ağırlıklı olarak sosyalist avukatlardan oluşan bir dernek. Bu derneğin meselelerinden bir tanesi, örneğin Festus Okey davası, hayata dönüş operasyonunu, KCK'dan tutuklanan ama aslında suçlu olmadığı düşünülen kimi insanların davalarının alınması, çeşitli partilerdeki milletvekillerinin davalarına bakılması gibi kritik davalarda varlar. Kadın cinayetleri gibi meselelerde de sorumluluk alan bir grup avukat. Bunlar iş cinayetlerinde de en önde görev yapıyorlar. Temel felsefeleri, nerede bir adaletsizlik varsa biz oraya gideriz diyorlar. Bu nerede adaletsizlik varsa biz oraya gideriz diyen insanlar, şunu da söyleyelim. Mesela İbda C davası, İslamcıların davası gibi davalarda da hak ihlali varsa orada oluyorlar. Yani sadece solcuların, laiklerin, cumhuriyetçilerin davalarına falan bakmıyorlar. İslamcılarda da bir hak ihlali olduğu vakit bu tavrı gösteriyorlar. Selçuk Kozağaçlı da bunların simgesel isimlerinden biri. Bunlara yönelik bir karar çıktı ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin merkezi basıldı. Merkezin basılmasıyla birlikte yandaş medyadan acayip bir takım değerlendirmeler geldi. İşte tuhaf tuhaf duvarların olduğu, duvarların yıkılmak zorunda kaldığı, kasalar olduğu falan söylendi. Fakat bunların hiçbiri delillendirilemedi ve iddianamede yok bildiğim kadarıyla. Ve o sırada Selçuk Kozağaçlı Şam'da. Şam'da bir toplumsal mesele için orada bulunuyor. Diyorlar ki bak Şam'da, Suriye'de ne işler çeviriyor bu adam diyorlar. Halbuki ne işler çeviriyor dedikleri bu adam Selçuk Kozağaçlı uçağa biniyor ve Türkiye'ye dönüyor.
Bunu altını çiziyorum. Evet. Uçağa biniyor ve Türkiye'ye dönüyor ve teslim oluyor. Hatta iki kere teslim oluyor. İkinci de söyleyeceğim. Tutuklanmayı göze alarak geliyor. İstese kalabilir. Bu bir. Bu bize neyi gösteriyor? Yurt dışından gelip tutuklanmayı göze almak. Hemen bellek. Balyoz davasında görevdeyken yurt dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında görev yapan subayları hakkında tutuklama kararı ya da dava açıldığı kararını duyunca bu insanlar atladılar, Türkiye'ye geldiler. Mahkemeye çıktılar ve mahkeme bu insanları kaçma riski olduğu için tutukladı balyoz davasında. Birincisi bunu hatırlatalım. Fethullahçıların uyguladığı balyoz davasındakine benzer bir yöntem bu. Kaçma riski olmayan bir insanı tutukladılar. İkinci mesele, daha sonra bir mahkeme bu Kozağaç'ın da içinde olduğu avukatları salıverdi. Ancak Türkiye'de yeni bir uygulama oldu. Çok farklı örneklerde de bunu gördük. Salıverilen bu avukatlar gece geç saate kadar bırakılmadılar. Bu bir rutin haline dönüştü zaten. Evet, gece geç saate kadar bırakılmadılar. Belli bir saatte bırakıldılar. Fakat gece yarısı yeni bir kararla tutuklanma kararı çıktı. Selçuk Kozağaçlı yine geldi ve teslim oldu. İkinci defa teslim oldu. Ve ardından Selçuk Kozağaçlı'nın babasının vefat haberi ortaya çıktı. Ki Selçuk Kozağaçlı bu sırada sağlık problemleri de yaşıyor ve açlık grevine başladı. Bir insan niçin açlık grevi yapar bir tutsak? Artık dışarıdakiler sağır olmuştur, herhangi bir olanak kalmamıştır sesini duyurma konusunda. Bedenini ortaya koyarsın, ölüme yatmak denir buna. Bunun tarihteki en sarsıcı örneği aslında Nazım Hikmet'in ölüm orucuna başlamasıdır. Selçuk Kozağaç da böyle bir ölüm orucuna girdiğinde babasını kaybetti. Şimdi bu tür meselelerde uygulama aslında şu olması gerekiyor. İnsanların hem mezarının hem başına gitmesi gerekiyor, hem de geceyi aslında ailesiyle falan geçirebilmesi, sevdikleriyle, özel izinle olabilmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum, bu adam iki kere de gelip kendi teslim olmuş. Buna rağmen kaçma gerekçesi olduğu düşünülerek Selçuk Kozağaçlı'nın bir memurla birlikte, sen jandarma dedin, polis mi jandarma mı bilmiyorum, önemi de yok. Bir biçimde bir elinden öteki yani memurun ya da jandarmanın eline kelepçelenerek, fotoğrafı bence göstersin arkadaşlarımız, mezarı başına geliyor. Bir acılı avukat, adalet kavgası vermiş bir avukat mezarın başına gelmiş durumda, babasıyla vedalaşacak, işte toprağa okşamaya çalışıyor. Yine belleklerde unutulmayacak bir fotoğraf. Ve yanındaki görevlinin de durumunu düşünün. Size acılı bir insan kelepçelenmiş ve siz bu fotoğrafın içindesiniz. Yani hayat boyu o insanın da travmasını biteceğini zannetmiyorum. Bu insanın kaçma ihtimali sıfır. Kentin göbeğindesiniz. Etrafta bir sürü muhtemelen güvenlik görevlisi zaten var. Yani kolunu açsanız ne olur? Sana çok önemli iki örnek vereceğim. Bugün 5 maddeye yetişemeyeceğimizi düşündüğüm için bu örnekleri anlatmak isterim. Bir tanesi bu ölümle ilgili. Fatih Hilmioğlu, İnönü Üniversitesi'nin rektörü. Eski rektörü, evet. Fatih Hoca'yı ben tanırım. Gittim, şeyi gördüm. Üniversiteyi de gördüm. Bu da çok trajik örneklerden bir tanesi. Laik, cumhuriyetçi bir adam. Abartılı uygulamaları var, eleştirilir falan filan. Ama nihayetinde bu adamı terör suçlamasıyla Ergenekon davasında gözaltına aldılar. Ölümcül bir hastalığa yakalandı Fatih Hoca. Siroz, salı vermediler. Silivri'de ölüme mahkum ettiler. Adam orada bu acıyla boğuşurken trafik kazasında 22 yaşında evladını kaybetti. Ölüm haberi gelince Ankara'ya gitmesi için karar çıktı. Fatih Hoca Ankara'ya gitti. Ya 22 yaşında evladının mezarına gidecek. Bu adam profesör. Bu adam kaçamaz. Ankara'nın göbeğinde evinde kalma talebi kaçma gerekçesi olduğu için reddedildi ve adamcağız terörist muamelesi dediler ve adamcağız Sincan cezaevinde o acıyla birlikte sabahı bekledi ve netice itibariyle bu tablo çıktı. Evlat acısı, hani derler ya Allah kimseye vermesin, evet vermesin. Bir anda eli kelepçeli şekilde babasının mezarını okşamaya çalışan bir avukat. Öte tarafta 22 yaşında evladının cenazesine gelen ve ne koşullarda geldiği belli, eşiyle bir gece yas bile tutamayan, evladının acısını tutamayan bir profesör. Aynı dönemde Mustafa Dönmez'in evladı da ölmüştü. Haber bile vermediler, mahkemede oldu. Biri Fethullahçı mahkemeler, biri şimdi AKP döneminin mahkemeleri. Kelepçeli'yle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın çok önemli. Bu acılı tarihi hatırlayalım. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam kararı olduğu sabah savcının odasına getirilir. Biraz sonra idam edilecekler.
Deniz'e derler ki bir isteğin var mı? Deniz der ki bir sigara içmek istiyorum. Mapushanenin içinde. Biraz sonra idam edilecek aslan gibi delikanlı. Biliyor musun? Kelepçelerini açmazlar. Evet. Gardiyan sigara içirir ona. Neden korkuyorsunuz? Deniz gezmişlerin ölüsünden bile korkmuşlar o zaman. Bir profesörden söz ediyoruz ki dava düştü. Bu adamın hayatı bitti. Evladının acısını bile tutamadı. Bugün Selçuk Kozağaçlı'ya bakıyoruz. Suçlu mu suçsuz mu ona Türkiye'nin mahkemeleri karar verecek. O başka bir konu. Ama burada kurallar var. Bir, tutukluluk önleyici bir tedbirdir. Bu adam iki kere gelmiş teslim olmuş. Değil mi? Tabii. İki, acı karşısında herkesin bir vicdanı ortaya çıkması gerekir. Oradaki polis memuru ya da jandarma arkadaş eğer illaki kaçacağından kaygı duyuyorsa o insan yanı başında duruyor zaten, durur. Çevrede önlem alınır. Ama siz babasının mezarını gözyaşlarıyla sulayan bir insana ya da evladının mezarını gözyaşlarıyla sulayacak olan bir babaya bunu yaparsanız hangi dinden, hangi imandan, hangi vicdandan, hangi insanlıktan söz edersiniz? Bakın bunun hiçbir tutar tarafı yok. Bu çok acı. Bunlar zannediyorlar ki bu yapılanlar insanların hayatında, insanın hayatında unutuluyor. Toplumun hayatındaki bellek kanıyor. Bunlar unutulmuyor. Fatih Hoca'nın acısı unutulmuyor. Ali Tatar'ın acısı unutulmuyor. Aileler unutmuyor. Biz unutmuyoruz. Bakın bu yaralı Ocak ayı. Sen de biliyorsun. Evet, evet. Öldürülen, katledilen aydınların acısı. Ocak ayı, ocakları ateş düşüren ay. Evet, unutulmuyor. O yüzden birinci maddenin bu olması konusunda beraber karar verdik. Sen, ben, Şule. Çünkü bu acı. Ve bu acı karşısında buradan havuz medyasına da sesleniyorum. Ya her şeyi yapıyorsunuz. Küfür ediyorsunuz, saldırıyorsunuz, söyleniyorsunuz falan. Ama şu geçmişteki tablolara da bakın. Burada hiç değilse deyin ki bunu yapmayın deyin. Bir yerde, vicdanda. Siz de vicdanı gösterin. İnsan olmaktan daha hakikatli bir şey var mı? Yok. Yok. Yani insanlık ayıbı bile diyemedim, tanımlayamadım. Çünkü muhakeme yeteneği olan her insan için utanç verici bir tablo. Çok. Ve aynı zamanda Türkiye'nin fotoğrafı bu olmamalı. Çok büyük bir empati yoksunluğu. Çok. Eğer acıyı da anlayamıyorsak hiç kapatıp gidelim her şeyi yani. Eğer acıda da birleşemiyorsak, bunu da anlayamıyorsak, bununla ilgili de herhangi bir empati duygusu geliştiremiyorsak söyleyecek hiçbir şey kalmıyor geri. Tuğba, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde, asgari olarak demokrasinin olduğu ülkelerde, hani bizde var mı yok mu tartışmayacağım ama hükümlü hakları da bilinir. Yani suçluların da hakları vardır. Dolayısıyla insanlık bu noktaya gelmişken bu manzara ağır bir manzara, acı bir manzara, yürek dağlayan bir manzara. Düşmanımın başına gelsin istemem bunu. Evet. Düşmanımın gelmesini istemem. Hiçbirimiz istemeyiz. Hiç kimsenin de bu acılarla sınanmasını ne yürek kaldırır ne mantık alır, akıl alır gibi değil. Efendim burada sembol isimler üzerinden konuştuk ama geçmişe baktığımız zaman, hafızamızı yokladığımız zaman eminim sizler de ekran başında bu isimlere daha pek çok isim eklemişsinizdir. Hafızalara not düşelim istedik. Bu maddeyi de bundan dolayı işledik. Şimdi evet, ikiye geçelim. Geçelim. İkiye geçelim. İkide ne var? Tartışılan bir konuydu. İçerik olarak değil. İçerik anayasanın 94. maddesinde gayet açık ve net belirtilmişti. Neden bahsediyorum? Sayın Binali Yıldırım'ın istifasından. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaparken aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması konusunda. Binali Bey dün akşam bir televizyon programına katıldı ve dünkü televizyon programında istifa edeceğini ve bunun da 18 Şubat'ta olacağını söyledi. Şimdi fakat ifade ederken biraz da sanki lütfedermiş gibi söyledi bunu. Bununla ilgili senin yorumun ne? Şimdi Binali Bey bize şakalar yapıyor zaman zaman. Mesela evet, başbakan, sempatik bir kişiliği var. Öyle başbakanlığı dükkanı kapattık diyor falan. Fakat şaka diye yaptığı her şey Türkiye'nin trajedisi. Şaka diye ortaya koyduğu her şey aslında Türkiye'nin demokrasiden, uygar dünyadan kopmasının birer belgesi. Binali Bey tarihe nasıl geçecek? Binali Bey tarihe Türkiye meclisinin hükümetlerinin son başbakanı olarak geçecek bir. Yani Türkiye'nin aslında meclisinin ortadan kalkmasının birinci belgesi. Evet. Binali Bey'in başbakanlığı bırakması. Son başbakan olması. Seçilenler yerine atananların geldiği bir bakanlar kuruluna dükkanı kapatarak bıraktı bir. İki, Binali Bey bize
ne olarak karşımıza çıkacak? İşlevi olmayan yeni meclisin ilk başkanı. Hı hı. O meclisi hatırlayalım. Soru önergesi veremiyor. Bütçeye onay veremiyor. Hiçbir işlevi yok. Sembolik anlamı bile olmayan bir meclisin başkanı. İki böyle geçecek. Üç, Binali Bey nasıl geçecek tarihe? Binali koş İzmir'e aday ol. Tamam abi gidiyoruz. Binali gel başbakan ol. Tamam abi geliyoruz. Binali git meclis başkanı ol. Tamam abi geliyoruz. Binali koş İstanbul'a başkan aday ol. Tamam diyoruz diyen. Ya bir taraftan da Binali Bey için de çok yorucu bir şey olsa gerek. Vallahi Binali Bey bence şu. Yani normal bir insan performansında ve koşullarında düşününce çok da akıl alır gibi değil yahu. Şöyle olsa gerek, bu toplumlarda iki tür insanla karşı karşıya olabiliriz kabaca insanlık tarihinde. Hı. Bir tanesi kendi iradesiyle davranan, akıl süzgeciyle, vicdanıyla, değerlerini kendi aklıyla ortaya koyan insanlar. Bir tanesi de teslim olmuş, biat etmiş insanlar. O tür insanlar hayatın her alanında var. Hiç kuşku elbet, yok ki. Elbet. Yani mahalle muhtarına teslim olandan apartman yönetimine teslim olana kadar, parti genel başkanlarından ilçe yönetimine teslim olana kadar ve nihayetinde işte AKP'deki dizilişe baktığımız zaman tek adama teslim olanlara kadar gidiyoruz. Binali Bey bunların en tipik örneği. Ne görev verirse orada. Binali Bey İstanbullu değil. Binali Bey İzmirli değil. Binali Bey bir görev adamı. İstanbul'un şu anda Binali Bey burada olsa İstanbul hakkında 3 soru sorsak 3 soruya cevap veremez. Geçen gün tarla başına gidiyor, tarla olduğunu zannettiğini söylüyor mesela. Ben dedim ki bir yazmış insanlar sosyal medyada da işte Nişantaşı'ndayım ama ne nişan var ne taş var. Kadıköy'deyiz ama kadı da yok gibi bir şey. Yani acaba Binali Bey İstanbul'un da gerçekliğinden haberdar mı? Ne olup ne bittiğinden haberdar mı? Binali Bey'in durumu şöyle avantajlı. Binali Bey İstanbul'un şehir emini, eski de işte yani şehrin teslim edildiği emin kişi olacak. Ancak şehrin teslim edildiği emin kişi biz de görüyoruz ki artık doğrudan Recep Tayyip Erdoğan Bey olacak. Dolayısıyla nasıl olsa benim yerime liderim bilir diyecek. Tabii iki kişi yarışıyor İstanbul'da. Kimin olup olmayacağını herhalde 1 Nisan sabahı hepimiz göreceğiz. Evet, o öyle düşünüyor diye bağlamımız. İkinci bir husus, İstanbul'un şehir emini yani şehrin en emin kişisine şehrin verilmesi belediye başkanlığı budur görevine baktığımız zaman İstanbul'un bütçesinden yandaş vakıflara, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu yani içinde okçuluktan Ensar'a dahil ne tür paralar aktarıldığını Çiğdem Toker evet. Çok güzel bir şekilde anlattı. O tabloya baktığımız zaman İstanbul'un ekonomisine ne kadar sahip çıkıldığı, ne kadar emin ellerde olduğunun da ayrıca düşünülmesi gerekiyor. Yurttaşlarımız zannediyorlar ki kamu parası kendi paraları değildir. Türkiye'de böyle bir tuhaflık var. Yani somut örnek şudur, dünyada pek benzeri olmayan ama bizde olan. Mesela hanımefendilerin bazıları evlerini tertemiz yapar ama pencereden aşağı çöp döker, silkeler. Halbuki o sokak da senindir. Kamu alanı da bizim alanımızdır. Bunun gibi insanlar zannediyor ki belediye bütçeleri bizim dışımızda, bakanlık bütçeleri bizim dışımızda. Halbuki hepsi bizim, yani Türkiye'nin borcu, hepsi hepimizin borcu, şey. İlgilendiriyor. Şu soruyu soruyorum ben. En somut örneği de Bahçeşehir diyorum. Başakşehir adlı ayak tepme, ayak topu kulübünün finansmanını kim sağlıyor mesela? Sadece bir tane örnek. Dolayısıyla böylesine vahşi ve saldırgan bir tutum karşısında şehir emini olacak olan kişi Binali Bey. Acaba Binali Bey'e ya İstanbul'un bütçesi ve bu bütçenin harcamaları hakkında bir fikriniz var mı diye soran oldu mu? Bence bu çok önemli. İkincisi... Soran mı, sorabilen mi? Sorabilen, ya valla gelse bence sorarız. Sorabilen olmuş. Sorabilen bize biz gelse tabii ki sorarız. Biz yani, de gider sorarız ayrıca. Yani bizi kabul etse, evet. Çağırsa, ya Binali Bey deriz sen ne diyorsun bu işleri? Sorarız yani, sempatikli bir adam, anlaşırız herhalde. Önüne koyarız yani. Ya da Çiğdem Toker illa yüzüne sormaya gerek yok. Açıkladı işte şeyleri, evet. Belgeleri. İki gündür bununla ilgili yazıyor. Bu sorudur. Gazetecinin soru sorması için yüze gelmesi gerekmez. Elbette, hiç açıkla denir. Şu ilkeyi tekrar buradan hatırlatalım. Genel başkanların, parti genel başkanlarının iki dudağı arasında olan vekillikler, iki dudağı arasında olan işte belediye başkan atamaları vesaire kötüdür. Hiç kimseye mutluluk getirmez. Liyakati ortadan kaldırırsanız çürümüşlük derinleşir ve artar. Binali Bey'in adaylığı da böyledir. Şimdi evet. Burada anlatmayayım ama bir sürü başka adayın da durumu böyledir. Yani hayatında deniz görmemiş bir yerde yaşayıp da denizi olan bir şehre aday olamazsınız mesela. Denizi bilmeniz lazım. Tabii.
Değil mi? Yani bir örnek olarak söylüyorum. Şimdi Binali Bey örneğinden hareketle başka yaşamanız, olarak görmeniz, içselleştirmeniz, bununla ilgili bir şeyler en azından zihninizde öncesinde üretebilmeniz gerekiyor. Ben doğma büyüme İstanbul'luyum. Kadıköy'de ve Bakırköy'de geçti hayatım. Dolayısıyla mesela o iki bölgeyi de iyi bilirim. İstanbul'un da kadim semtleridir. Benim bölgelerimde aday olacak insanların, yaşayacak insanların da en az benim kadar Kadıköy'lü olmasını, Bakırköy'lü olmasını, şimdi Ataşehir'deyiz gerçi, Bakırköy'den ayrıldı ama en az benim kadar Ataşehir'li olmasını beklerim bir yurttaş olarak. Aynı şekilde Kırklareli'de yaşayan bir kişi de bekler, aynı şekilde Bodrum'da yaşayan da bekler, Hatay'da yaşayan da bekler, Kütahya'da yaşayan da bekler. Yerel yönetimlerin güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi, yerel yönetimlerin güçlenmesi, çoğulculuğun güçlenmesi anlamına geliyor. Bu da biraz açar mısın? Yani bunu saf İstanbullu olmak ya da işte saf Erzurumlu olmak, Ankaralı olmak gibi mi tanımlıyorsun? Hayır. Yoksa işte oranın ihtiyaçlarını bilmek, o ihtiyaçlara karşılık verebilmek ya da orayı bilip ona göre, oradaki yurttaşlara göre çözüm üretebilmek anlamında mı? Şu anlamda söylüyorum. Bir yerde çözüm üretmek için önce bir yetkinliğiniz olması gerekir. Yani şehir plancısı, mimar vesaire ya da sosyolog ya da neyse bir öngörüsü, bir kafa patlatan bir deneyiminiz olması gerekir. Bir, genel anlamda. İki, orayı tanımak anlamında, bölge insanını ve o coğrafyayı tanımak anlamında belli oranda yaşamış olmanız gerekir. Şimdi yaşamak kültürü, ben mesela Datçalı değilim. Ama herhalde 40 senedir Datça'ya ailemle birlikte gidiyorum. Datça sorunlarını 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Datça'daki demografik yapıyı biliyorum. Aynı zamanda bölgedeki yağma meselelerini falan da biliyorum. Eğer yarın bir gün mesela Datça'da bir tartışma olsa yurttaş olarak hakkım var. Annemlerin evi de var orada. Dolayısıyla orada bizim bir söz hakkımız olabilir. Anadan doğma kimse bir yerli olamaz. Yani bu ırkçı, elbette, ırkçı şeye Sayın Mansur Yavaş'a, Melih Gökçek'in Makedon diye saldırması saçma bir şey. Çok. Yani sen kalkarsın 20 sene önce İstanbul'a gelirsin, 40 yaşındasındır, 20 senedir yaşamışsındır. Burayı bilirsin ama hiç yaşamamış olmak, hiç görmemiş olmak, hiç orayı merak etmemiş olmak da acayip bir şey. Şimdi ben Karadeniz'e gittiğim zaman hakikaten bazı bölgelerine hayranlık duyuyorum. Ama dışarıdan olarak gidip orada nasıl belediye başkanlığı yaparım? Tabii. Ayıp. İnsan bir de kendine sormalı ya. Ben denizi görmemişim, deniz olan bir kente, ilçeye belediye başkanı olacağım. Bu olmaz. İnsan biraz aynada kendisine bakmalı. Genel başkanlar da hani hatırlar mısın? Menderes'in bir lafı varmış, zamanında söylerler. Ben odunu bile koysam onu vekil yaparım. Bugün genel başkanlar da bu yetkilerde mi olacak yani? İnsanları odun yerine mi koyacaksınız? Ben kimi istersem istediğim yere atarım. Ben ne dersem odur. Bunlar gayri ahlaki şeylerdir. Bunlar liyakat ortadan kalkınca kimseye itiraz edemezsiniz. Doğal olarak biz İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul sorunlarını bilen daha çok İstanbul üzerine kafa patlatıyoruz. Ama mesela ben Datça'da iddia edebilirim. En azından bir yurttaş olarak Datça'yı biliyorum. Tabii. Yani atıyorum Hatay, Antakya, baba memleketi belli oranda biliyorum. Gidip gördüğüm için böyle bildiğim birkaç yer daha olabilir. Tabii o başka bir şey ama dediğin gibi şimdi ben de İstanbullu bir ailenin çocuğuyum. Hayatım Cihangir ve Kadıköy'de geçti. Şimdi Kadıköy, sen de ortak noktamız Kadıköy olduğu için çok net ifade edebiliriz ki işte oradaki dengeleri, orada yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarını, isteklerini falan çok iyi dengelemek lazım. Bence seçimlerden önce halk sınav yapmalı. Mesela Tuğba Emlek, Kadıköy'de yaşayan bir yurttaş olarak, annene de kulaklarını çınlatalım, o da orada. Mesela çıkmalı Kadıköy Belediye Başkanı adayları, Caddebostan Kültür Merkezi uygundur. Herkes çıkmalı ve insanlar soru sormalı. El mi yaman, bey mi yaman? Bakalım, hatta bunu ben şöyle söylemiyorum bu arada. Hani CHP'nin adayları falan bağlamında değil. AKP'nin adayı da oraya gelmedi. CHP'nin adayı da gelmedi. Tabii canım, genel olarak zaten hepsi çıkmalı, konuşuyoruz. 15'er dakika, 20'şer dakika, da yarımşer saat ya da herkese birer gün verilmeli. İfade edebilmeli. Sormalıyız. Baba sen Kadıköy Çarşı hakkında bir fikrin var mı? Kadıköy'deki talanı biliyor musun? Mesela tabii. Yani Büyükşehir'in yaptığı talanı, Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı değil, altını çiziyorum. Buna karşı nasıl önlem alacaksın? Mesela dere ağzındaki o kokuya yönelik Büyükşehir'in kasıtlı uygulamalarını biliyor musun? Tabii. Biliyorsun. Oradaki Kadıköy'deki mimari dokuyu koruyacak mısın? Tabii. Falan gibi. Her il için bu yapılabilir. O zaman demokrasi olur. Yine beklenti ve ihtiyaç ikilisinde takılıp kalıyoruz. Evet. Çok önemli. Peki hemen üçüncü maddemize geçelim. Yine son günlerde tartışma konusuydu. Sinema yasası, sinema sektörüyle ilgili yasa tartışılıp duruyordu. Dün sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema yasasını sarayda sanatçılarla birlikte
onayladı ve artık yürürlüğe geçti. Şimdi pek çok sanatçı vardı. İşte şu anda ekranda da görüyoruz sevgili izleyiciler. Kimler yoktu ki? Birol Güven'den Timur Savcı'ya, Muzaffer Yıldırım'dan Şahan Gökbakar'ı az önce gördünüz. Ata Demirer var, Yılmaz Erdoğan var, Demet Akbağ var. İşte pek çoğu oradaydı. Şimdi bu isimlerin bazıları Gezi döneminde de sembol isimlerdendi. Örneğin ben Demet Akbağ hatırlıyorum. Yine hafızam bana başka şeyleri de hatırlatıyor. Ya ister istemez insanda bir böyle bir burukluk, bir anlayamamazlık durumu. Hani o gün ne vardı, ne oldu, bugün ne oldu ya da bundan kimin ne yararı var? Yani yasanın içeriği bambaşka bir şey ama şu fotoğraflar da aslında bize zamanın ruhuyla ilgili çok şey ifade ediyor diye düşünüyorum Enver. Senin bu konuyla ilgili düşüncen de önemli tabii. Şimdi buradaki KJ şöyle olmalıydı alttaki yazı. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan müsveddelerle buluştu. Sanatçı müsveddesi arıyordu ya. Hı hı. Müsveddeler işte görüyoruz, gösterelim. Tamer Karadağlı da var. Bunların bir yarıdan çoğu da benim arkadaşım. Müsveddelerle buluştular. Neden müsveddelerle buluştular? Sanatçı toplumun sorunlarıyla ilgili olmakla yükümlüdür. Bir patlamış mısır meselesinden kıyameti koparan bu insanlar, bir patlamış mısırdan dolayı kıyameti koparan bu insanlar, bu kişiler bu ülkenin hiçbir sorununda ne ağızlarını açtılar, bu ülkenin herhangi bir meselesinde ne meydanlarda oldular, ne de halkın yanını tuttular. Demet Akbağ denen hanımefendi, bizim geçmişte de tatsız bir telefon konuşmamız vardır, o yüzden şahsileştirmek istemem ama önemli bir durumu var. Demet Akbağ denen hanımefendi, şu anda gördüğünüz hanımefendi, Oyuncular Sendikası Başkanı. Dün Levent Üzümcü senin oturduğun yerde dedi ki, kardeşim ben Oyuncular Sendikası'na üyeyim, bana salonlar verilmezken sen neredeydin? Metin Akpınar'a, Müjdat Gezen'e... İşte sarayda. Onu diyorum. Metin Akpınar'a, Müjdat Gezen'e müsvedde denirken sen ağzını açabildin mi? Açamadın. Ama şimdi ne yapıyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın turuncu takımında top arkadaşı olan Yılmaz Erdoğan'la birlikte el sıkma kuyruğunda. Neden? Neden? Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Bu ülkede bir Tarık Akan yaşadı. Arkasından milyonlar gözyaşı döktü. Bu ülkede Yılmaz Güney yaşadı. Arkasından milyonlar gözyaşı döktü. Bu ülkede dimdik duran bir Genco Erkal, bir Rutkay Aziz var. Hayat hepimizi yazacak. Levent Kırcalar geldi. Zeki Alasyalar geldi. Hayat geçti. Hepimizi yazacak. Siz mizah yapanlar, siz mizahi bir konuma düştünüz. Ya, zannediyorlar. Kimseyi düşürmesin ama ya bu durum da çok. Ben, mizah yapan birini mizah durumuna getirecek bir hali. Şunu söylemiyorum. Kimseye de şunu söylemiyorum. İstememek lazım. O konuda da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğruyu yapıyor. Hı hı. Herkesi çağırıyor sarayına. Burası benim sarayım. Siz de sarayın görevlilerisiniz diyor. Saray görevlilerine ne ad verilir? Yani onları güldürme işini yapanlara? Dalkavuk mu? İşte. Diyecek bir şey yok. Evet. Yani işin içeriği de fena. İşte hangi filmlerin yayınlanıp yayınlanmayacağına komisyonlar... Sansür için toplanıyorlar. Sansür. Sansür her yerde ya. Dün bir haber vardı. Ne yiyip ne içeceğimize kadar bakanlıktan tut da RTÜK üyelerine kadar bir komisyon oluşturuluyor. O Birol Güven... Ve o karar veriyor. Var mı öyle bir şey? Birol Güven benim iyi tanıdığım bir isimdir. Birol'un dizisinde... İşte arkada Fethullah Gülen'le ilgili bir kitap geçti. Ben Birol'un Fethullahçı olduğunu düşünmüyorum. O ekipten de kimsenin olduğunu düşünmüyorum. O ayrı mesele. Hı hı. Ne Tamer'in, Tamer de arkadaşımdır, ne Pınar Altun'u falan düşünmüyorum. O ayrı mesele. Ama benimki bir tezgah organize edilmiş. Evet. Ona da suikast yapılmış. Fakat dedi ki Birol Güven ağlamaklı bir şekilde, bize her şeyi söyleyin, salak deyin, aptal deyin ama Fethullahçı demeyin dedi. Ya Birol, bu duruma düşmek durumunda değiliz ki. Niye insanlar birbirlerine durup dururken Fethullahçı desinler? Değiliz tabii ki ya. Fethullahçıların kim olduğu belli. Eğer Fethullah'la bir fotoğrafın yoksa ki hamdolsun bizim yok. Fethullah'la bir alışverişin yoksa ki hamdolsun bizim yok. Tam tersine her türlü kumpasına, tezgahına gelen çevredeyiz biz. O zaman niye böyle çıkıp diyeceksin ki kardeşim bu kitabı koyan alçak kimse gelin buyurun bulun. Her tarafa sızmışlar. Bak nerelere geliyor iş. Korkuya bak. Ne için korku? Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız?
Dün burada Leonard Özümcü dedi ki ben çalmadım, çıkmadım, kötülük yapmadım. Ne devletine hakaret ettim. Daha iyi bir gelecek için mücadele ettim dedi. Ben de diyorum ki burada annemin, babamın, kayınvalidemin, kayınpederimin, kardeşimin vesaire hepsinin mal varlığına bakın. Ortada bir şey yok. Gizli bir para girişi yok. Devam edelim. Bu gizli ilişkilerden herhangi bir siyasi diyalog var mı? Yok. Herkes bunu söyleyebiliyorsa mesele yok. Nereden besleniyorsunuz da bu kadar korkuyorsunuz? Tarık Akan'a bakın, Tarık Akan'a. Ya. Bir Tarık Akan geçti bu dünyadan. Dimdik, onurlu, haysiyetli, evet. Şerefli, değil mi? Ha, çok merak ediyorum. 1 Mayıs geliyor mesela, işçi sınıfı. Ne yapacaklar 1 Mayıs'larda? Ya biraz insan utanması olacak, tamam mı? Netice itibariyle içeriksiz... Ya sen bunu sadece korkuyla açıklayabiliyor musun? Ben açıklayamıyorum. Korkuyla açıklayamıyorum. Korkacağım, yani, niye korkuyorlar? İyi kötü diğer yetkinliklerimizin yanında hepimiz, sen de ben de multidisipliner çalışan insanlarız. Farklı yetkinliklerimiz de var. İşte sen sosyoloji okudun, sosyolog olarak oturuyorsun. Ben de diğer kimliğimle psikolog olarak bu masada oturuyorum. Yani bunu sadece akıl, izan, korkuyla açıklayabilir mi? Hayır, açıklayamaz. Bu başka bir şey. Bu başka bir durumun sirayeti diye düşünüyorum. Kapitalizm. Yani çok da ifade etmek istemiyorum şimdi bunu ama. Şimdi bak, sana bir şey söyleyeceğim. Burada yapımcı olarak gidenler, buraya yapımcı olarak gidenler belli ki iktisadi büyük ilişkiler içerisindeler. Yapımcı zaten parayı nasıl kazanacağına bakıyor. Tabii. Ama öteki insan toplumun önüne çıkıp söz söylüyor. Demet Hanım mesela Oyuncular Sendikası Başkanı. Yani oyuncuların Türkiye'deki herkesin hakkını savunmakla yükümlü. Ayrıca sadece oyuncular değil, topluma karşı da sorumluluğu. Oraya geleceğim. Diğer isimler milyonlarca insana dair söz söylüyorlar. Komedi filmi yapıyorlar, güldürüyorlar. Komedi filmi yapan Chaplin de çok komik filmler yapıyordu. Charlie Chaplin de çok komik filmler yapıyordu. Çünkü insanın en çok güldüğü şey kendi durumudur. Evet. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey sanatçı müsveddeleri demişti. Müsvedde kimdir değildir artık hep beraber göreceğiz. Evet. Yorumu izleyiciye de bırakmak lazım. Şimdi yine 5'te 3'te kaldık. Ama bunu bilerek yaptık bugün. Evet, 5'te 3. Bugün bunu bilerek yaptık efendim. Zaten diğer maddeleri de söyleyeyim. Merak eden izleyicilerimiz için bugün haftanın son yayında öyle bir şey yapalım bu çarşamba. Patlıcan biber yasağını konuşacaktık. Aslında biraz da egzajere de edecektik. Çünkü yani o da bir akıl dışı bir durum. Orada da bir komedi söz konusu aktarılan ve yansıtıldığı kadarıyla bize. Ve bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çok önemli bir haber vardı. Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitim Sertifika Programı adı altında imamlara böyle bir sertifikasyon programı açıyor. Hani sen söyledin ya yayının başında konuştuk İBB'nin kaynak aktardığı vakıfları, dernekleri vesaire. Efendim imamlara sertifikayla çocuk gelişimi vesaire öğretmeyi bırakın. Bu ülkede binlerce hem PDR uzmanı hem psikolog hem sosyolog var. Yazık, onlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Ama niye bu yapılıyor? Ölmüş bir cumhuriyetin cenazesini kaldırmak için imamlara ihtiyaç var. Bunu hiç unutmayın. Cenaze töreni yapıyorlar. Bununla ilgili söyleyeceğim şeyler var ama süremizin sonuna geldik Enver Aysever. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki pazartesi yine 5'te 5'te 5 çayında buluşacağız. Efendim gününüz güzel geçsin. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.